ediyoruz. Dersimiz matematik, konumuz geometri cisimler, geometri cisimlerle ilgili test çözümü. Şimdi daha önceki dersimizde geometri cisimleri işlemiştik. Bu dersimizde ise bu konuyla ilgili test çözeceğiz. Yukarıdaki geometrik şekillerin sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Kutusunu işaretleyelim diyor. Şimdi geometrik cisimleri bir kez daha hatırlayalım. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberdi. Şimdi bakıyoruz, üç kenarı ve üç köşesi olan bu şekli üçgen diyorduk. Kaç tane üçgenimiz var? 1, 2, 3. Evet, kare bütün kenarları birbirine eşitti. Dört kenarı, dört köşesi vardı. Bakıyoruz, kareler burada. 1, 2. Dikdörtgen, dört kenarı, dört köşesi vardı. Ve iki kenarı birbirine eşitti. Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Bir tane de dikdörtgenimiz var. Üç tane üçgen, iki tane kare, bir tane dikdörtgen. Demek ki doğru cevap bu şıktaymış. Aşağıdakilerden hangisi çembere benziyor? Şimdi bakıyoruz, çember içi boş olan yuvarlaktı. Paraya baktığımızda içinin dolu olduğunu görüyoruz. Bu bir çember değil. Bu kibrit kutusuna baktığımızda yine yuvarlak bir nesne değil zaten. Öyleyse içi boş olan yuvarlak bize burada simitti. Doğru cevap da burası. Üçüncü soru, karenin köşesindeki çiçekleri boyayın demiş. Şimdi bir kare bile vermiş bize. Köşeleri, kaç tane köşesi vardı? 1, 2, 3, 4. Bu çiçekleri boyadığımızda 4 tane çiçek boyamış olacağımızı hep birlikte görüyoruz. Evet, dördüncü soruya bakıyoruz. Üçgenin kenarlarında hangi şekil vardı? Şekli boyayabiliyor. Şimdi çocuklar, kenar dediğimiz zaman şu kısımlar aklımıza geliyordu. Üçgenin kenarları 1, 2 ve 3 tane kenarı var. Bu kenarda hangi şekil vardı? Tabii ki kalpler yer almaktadır. Peki boyadığımızda kaç tane kalp boyamış olacağız? 3 tane kalp boyamış olacağız. Evet, 5. soruya bakıyoruz. Verilen geometrik şekilleri adlarıyla eşleştiriniz. Şimdi adları, isimleri okuyorum önce. Kare, üçgen, çember, dikdörtgen. Kare, dört kenarı, dört köşesi olan ve bütün kenarları birbirine eşit olan şekil olduğuna göre burada kareyi bununla eşleştiriyoruz. Üçgen, üç köşesi, üç kenarı olan şeklimizdi. Öyleyse üçgeni de buradan görüyoruz. Çember, kenarı ve köşesi olmayan bir şeklimizdi çocuklar. Çemberi işaretliyoruz. Dikdörtgen, dört kenarı ve dört köşesi olan, karşılıklı kenarları birbirine eşit olan, yani iki uzun, iki kısa kenar olan şeklimizde dikdörtgeni de işaretlemiş oluyoruz. 6. soru, dikdörtgen ile ilgili cümleleri okuyun. Doğru olanı D, yanlış olanın başına Y yazın. Şimdi bakıyoruz, dikdörtgenin dört kenarı vardır. Evet, şeklimize baktığımızda dikdörtgenin dört kenarı vardır. Doğru. İkinci ifadeye bakıyoruz. Dikdörtgenin bütün kenarları aynı uzunluktadır. Şekle bir kez daha baktığımızda bütün kenarların birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Bu kenarla bu kenar eşit, bu kenarla bu kenar eşit. Öyleyse bu yanlış bir ifadedir. Üçüncüye bakıyoruz. Dikdörtgenin dört köşesi vardır. 1, 2, 3, 4. Evet, dikdörtgenin dört köşesi vardır. Doğru. Elma dikdörtgenin kenarındadır. Bakıyoruz, elma, hayır, dikdörtgenin köşesinde. Öyleyse yanlış diyoruz. Çilek dikdörtgenin kenarındadır. Evet, çilek dikdörtgenin kenarındadır. Öyleyse bu ifademizde doğru olarak yazıyoruz. Evet,
yukarıdaki geometrik şekillere göre cümleleri tamamlayın. Dört kenarı vardır. Hangisinin dört kenarı vardır? Kare. Öyleyse buraya karenin dört kenarı vardır diyoruz. Üç köşesi vardır. Yukarıya bakıyoruz. Hangi şeklin üç köşesi vardır? 1, 2, 3. Üçgen. Üçgenin üç köşesi vardır diyoruz. Kenarı yoktur. Evet, bakıyoruz. Çember. Çemberin kenarı yoktur. Evet çocuklar. Bu çalışmamızda da yandaki robot modelinde hangi şekillerden kaç tane kullanılmıştır yazın demiş. Çember bakıyoruz. Bir tane. Üçgen 1, 2, 2 tane. Kare 1, 2, 2 tane. Yine bu çalışmamızda da bu şekilde yapıyoruz. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi çembere benzemez? Kutusunu işaretleyelim. Şimdi çember kenarı köşesi yoktu ve içi boş olan bir şeklimizdi, bir yuvarlağımızdı. Bakıyoruz yüzük, içi boş. Bu çembere benziyor. Can simidi. Yine kenarı ve köşesi yok. Ve içi boş bir şekil. Bu da çembere benziyor. Top yuvarlak fakat içi dolu olduğu için çembere benzemiyor. Öyleyse bunu işaretliyoruz. Evet 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cisimlerden hangisi yuvarlanarak hareket eder? Tabii birinci şeklimiz koni, üçgen şeklindedir, yuvarlanmaz. Üçüncü şeklimiz dikdörtgen, kibrit kutusu, yine yuvarlanmaz. Burada yuvarlanarak hareket eden portakal olacak. Yine bu çalışmayla ilgili burada da bir iki tane sorumuz var. Onları da yapalım isterseniz. Yandaki şekle bakarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu şekle bakıyoruz. Şeklin kulakları üçgendir. Kulaklara bakalım. Evet üçgendir. Doğru. Şekilde iki tane dikdörtgen vardır. Burnu ve ağzı dikdörtgendir. İki tane. Doğru. Şeklin gözleri karedir. Hayır şeklin gözleri kare değildir. Öyleyse yanlış olan C şekli. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki geometrik cisimlerin adlarını altına yazınız. Evet çocuklar, dört kenarı dört köşesi var. Bütün kenarları birbirine eşit. Kare. Üç kenarı üç köşesi var. Üçgen. Dört kenarı dört köşesi var. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Dikdörtgen. Ve kenarı ve köşesi yok, çember. Dikdörtgeni bularak içine yazınız demiş. Evet, dikdörtgen neydi bir daha hatırlayalım. Dört kenarı vardı, dört köşesi vardı. İki uzun ve iki kısa kenarı vardı. Öyleyse buradaki cisim dikdörtgendir. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin ve karenin ortak özelliği değildir? Dikdörtgen ve karenin ortak özelliği. İkisinde dört köşesi vardı. Şuradan bakalım. Evet bu kareydi. İkisinin de dört tane köşesi vardı. İkisinin dört kenarı var. Doğru. Dört tane kenarı var. Dört tane kenarı var. İkisinin bütün kenar uzunlukları aynıdır. Doğru olmayan şıkkımız bu. Çünkü karenin bütün kenarları eşit. Dikdörtgen ise sadece karşılıklı kenarları eşit. Evet, çalışmamız burada sona ermiştir çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum.